Spor gününe hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizi yeni bir sporla tanıştırmak istiyoruz. Hemsbal ve Hemsbal antrenörü Sayın Oğuzcan Yıldırım bugün spor günlüğü konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bilinmeyen bir spor dalı Türkiye'de bulundu. Şu anda Türkiye'de Balıkesir haricinde hiçbir yerde kulüp yok. Ama Balıkesir'de siz kulüpleştiniz ve bu sporu yaymaya adeta bir misyoner gibi başladınız. İsterseniz bu Hemsbol'u bir tanıyalım. Başlayalım. Şimdi Hemsbol 2011 yılında ortaya çıktı ve 2013 Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyeti resmi spor branşı olarak yerini aldı. 2013 Temmuz ayından bu yana müthiş bir hızla ilerleyen bir spor. 2014 yılında yaklaşık 200 tane antrenör bünyesinden çıkarttı. Şimdi Hemsbol ismi biraz yabancı gelecek şimdi izleyen konuklarımıza. Şimdi Hemsbal e, sporunun her harfinin spor içerisindeki yaptığımız aktiviteler sonucunda çıkan bir kodu var. Mesela hand-el, topu elimizle tuttuğumuz için hand-el, enerji, movi, e, hareket, hamle, topu yakalamak için stabilite, denge, istikrar ve bildiğimiz üzere bal top e, üzerine kodlamalı, isim kodlamalı, kelime kodlamalı, harf üzerine stratejik bir isme sahip bir sporumuz. Şimdi bu spor yaklaşık Türkiye'nin 42 ilinde faal bir şekilde oynanmakta. E, i̇sterseniz kısaca spor nasıl oynanıyor? Sporun amacı ne? Buna Hı -hı. kısaca geçelim. Tabii ki. E, şimdi sporumuz e, karşılıklı iki tane müsabık sporcunun bireysel bir spordur aynı zamanda. İki karşılıklı müsabık sporcunun tablo üzerinde durup e, ayaklarını yere basmadan tek ayak üzerine uzanabilirler. Topu elleriyle tutup, topumuz bu şekilde 95 gram ağırlığında %100 kauçuk bir toptur. Topu buradaki sporcunun çember içerisindeki alana çarptıktan sonra buradaki düz doğrultudaki bu beyaz düz doğrultudaki çizgiden topun ya içeriye düşmesi ya da o doğrultudan topun geçmesini sağlamak. Ee, şimdi maça başlarken hakem şöyle bir şey yapıyor. Ee, aynı zamanda burada 5 tane hakem var. 4 tane köşede bir tane de ana hakemimiz var. Şimdi hakem maça başlarken yazı tura atıyor. Bildiğimiz üzere bir futbolda yazı tura atlamız takdirde kazanan oyuna başlıyor. Ama bu sporda kaybeden oyuna başlıyor. Böyle bir e, değişik bir sporumuz. Şimdi e, gördüğünüz üzere çembere çarptırdı. Amacımız e, çemberin içerisindeki topu alana şu alana çarptıktan sonra karşı tarafa topun geçmesini sağlamak. Çembere bozdum diyelim ben. Şimdi mesela e, sporcu, müsabık sporcu çembere bozdu. Buraya kadar top gitti ve geldi kendisi düzeltti topu. Şayet e, çemberi bozdunuz takdirde. Diyelim ben çemberi bozdum. Çemberi düzeltiyorum. Bu şekilde. Geri, yerime geçip sayıyı karşı taraf olup devam ediyor. Bu mesela bizim... Puan kendi... kaybediyorsun ama. Puan kaybediyoruz. Abi. Mesela şu an bu bizim kulüp çalışmamız. Mesela bu şekilde oynuyorlar. Şimdi çemberi bozdu. Sayı kaybetti karşı taraf sayı aldı. Çemberi kendisi düzeltiyor. Karşı taraf e, mesela diyelim ben bozdum çemberi, siz geldiniz çemberi düzelttiniz. Almış olduğunuz sayıyı kaybedersiniz. Yani centilmenlik sıfır bu sporda. Anladım. Yani şöyle e, bozan kişi düzeltir. Düzeltiyor. Şimdi, Karşı taraf düzeltirse sayıyı kaybeder. Sayıyı kay. Aldığı ha. sayıyı kaybediyor. Şimdi e, centilmenlik sıfır dedim ama saygısızlık yüzde gibi bir anlam yok. Aynı şekilde saygısızlık da yüzde sıfır. Karşı tarafla konuşamazsınız maç içerisinde. Karşı köşelerde 4 hakem ve ana hakemimiz 5. hakemle muhatap olamazsınız. İtiraz edemezsiniz. E, argo kelime vesaire kelimeler kullanamazsınız. Ne olur e, kullanırsak? Sarı kart yersiniz. Yine aynı futboldaki gibi iki sarı kart, bir kırmızı kart sistemimiz bu sporda da var. Topu ayağınızla uzatamazsınız. Çok fazla maç içerisinde çember bozuluyor. Çemberi ayağınızla düzeltemezsiniz. Yine sarı kart yersiniz. E, bu şekilde e, tabladan dışarı ayağınızı bastığınız takdirde Sayı kaybedersiniz maç içerisinde tablodan dışarı ayağımı yahut elimi yere değdirirsem ya da Mesela servise Voleybolda e, Servise başladığımız an Servis atacağımız zaman Sporcu topu ilk önce bir yoklar elinde sektirir topu bu şekilde Bu şekilde topu sektirir Ama bu sporda Maç içerisinde tablo üzerine durduğum zaman topu sektirdiğim an Yani topu yere düşürdüğüm an Sayıyı kaybederim Bu şekilde e, Oynanıyor ama İlla topu sektirmek istiyorum diyorsanız kendi tablanız içerisindeki tablada topu bu şekilde dönüp sektirebilirsiniz. Ee, tek ayak üzerinize zıplayabiliyorsunuz. İki elinizle de topu tutabilirsiniz. İki elinizle de atabilirsiniz. Ee, topu elinize bu şekilde alabilirsiniz. Göğsünüzle yumuşatabilirsiniz. Topu elinize aldığınızdan 5 saniye içinde topu elinizden çıkartmanız gerekiyor. Yani topu elime aldım 5 saniye içerisinde atmak zorundayım. Bu şekilde oynanıyor dediğim gibi. Bu taraftaki sporcu topu çember içerisindeki alana çarptırdıktan sonra şu düz doğrultudaki alana ya topun düşmesi gerekiyor. Yani sticker'ımız. Şimdi bu benim alanım. Top e, geldiği zaman sticker'ıma düşse dahi. Yani şu alana düşse dahi sayıyı alamıyor. Sayıyı yani. alamıyor. İlla ya topun geçmesi gerekiyor ya da o düz doğrulttan topun uçup gitmesi gerekiyor. Topun tamamı geçmesi gerekiyor. Topun tamamı geçmesi gerekiyor. Şimdi e, bir de böyle bir muhteşem bir dengemiz var bu sporda. Şimdi karşı taraf diyelim ki 2 metre boyu var. Kar ya karşısındaki müsabık sporcunun da 1.50 boyu var. Hı. Şimdi e, hakem oyuna başlatırken iki rak, e, iki karşılıklı da müsabak sporcunun sırayla iki kolunu birden havaya kaldırıyor. Bu şekilde elini havaya kaldırıyor ve diyor ki bak diyor karşı tarafa. Top e, adamın uzanabileceği yani rakip sporcunun Parmak uçlarını geçmeyecek şekilde uzanabildiği takdirde topu yakalayacak pozisyondaysa attığın sert topu e, geçerse sayıyı kaybeder, kaybedersin diyor. Mesela bu şekilde şimdi atacak e, hocam mesela bu şekilde topu alıyor ve uzanamayacağı noktada mesela sert atışlar birazdan gelecek e, seyircilerimiz dikkat etsin. Mesela yakalayamadı elinin Hı. uzanabileceği bir yerdeydi o topu yakalayamadı. Ee, bu şekilde sayı kaybederiz. Yani el parmak uçlarınızın uzanabileceği yerden top geçerse e, sayıyı kaybediyorsunuz. Ama boyunuzun üstünden yani top aşırı sert vurun. Mesela atıyorum 90 km hızla topu vurdum e, çember içerisindeki an, ama rakibimin boyunu geçti, parmak da geçti. E, hakem karşı tarafa sayı veriyor. Anladım. Bu şekilde e, top çember içerisindeki alana değil de kenardan yani bu alanda. ...yahut dışarıdan e, topu sektirip karşı tarafa atarsa yine sayı kaybediyor. Amacımız bu çember içerisindeki alana topu vurup karşı tarafa geçmesini sağlamak. Peki Sağlam. onu nasıl belirliyor hakemler? Şimdi e, Yani onun bir tane, ölçümü yapılıyor tamam söyledin. Yani ellerini kaldırıyor ona göre evet, bir şey O yüzden zaten 5 hakemimiz var. Ama nasıl yani o yüksekliği nasıl belirliyor? Diyelim ki şu anda çömermiş vaziyette evet. dururken... ...yukarıdan gitti top. Evet. Yani aşırtma at. Yani diyelim. Ha aşırtma yaptı diyelim. Onun e, el hizasını geçip geçmediğini nasıl oluşuyor? İşte bu yüzden bu Yani oraya orada, bir kale gibi bir şey olsa belki daha iyi ol, olabilir diye İşte şu an zaten e, o tarz olaylarda 5 tane hakemimiz var. Dört tane köşede bir tane de ana hakemimiz var. E, mesela top karşı taraf çizginin içerisine... Iç, ...çizgiyi geçip içeriye düştüğünü iddia eder... Ama karşı taraf da diyor ki hayır çizgiye düştü. Orada hakemler devreye giriyor ve hakemler doğru kararı veriyor. Bu şekilde bu yüzden zaten 5 tane hakemimiz var. E, muhteşem bir denge görüyorsunuz. Şimdi bu oyunu oynarken şimdi bir santranç düşünelim. Santrançta soyut bir şekilde savaşıyorsunuz. E, karşı tarafı nasıl çürütebilirim? Karşı tarafı nasıl e, blok edebilirim? E, karşı taraftaki... Ee, savaşçıların nasıl, işte ben kalemi nasıl sürersem o piyonlu nasıl önüme sürer gibi soyut bir savaş yapıyorsunuz. Evet. Ama burada da somut savaşıyorsunuz. Mesela bir e, maç içerisinde ben e, kulüpteki lisans sporcularından biliyorum. Maç içerisinde gözleri böyle. Yani karşı tarafı nasıl çürüteyim? Karşı tarafı nasıl indirebilirim? Topu nasıl atabilirim de karşı taraf yakalayamaz? Mesela bu ters bilek diye bir atışımız atıyor. Mesela Berkay diye lisanslı sporcularımızdan birisi. E, bu şekilde atıyor. E, burada eğitimini veriyoruz. Atış stillerini. Mesela diyeceksiniz ki bu çok basit. Çok e, düz vururum, sert vururum ya da alttan atarım. Karşı tarafa top geçsin, yakalayamaz, sert atarım. Çok basit gözüküyor diyorsunuz. E, ki ben de böyle düşünüyordum. Şimdi ben bu sporu ilk oynadığım zaman 11 yaşındaki arkadaşım beni yenmişti. Gerçekten çok çok zor bir spor. Göründüğü gibi kolay değil. E, şimdi bunu oynarken... Beyin sol lobunuzu, yani görsel ve matematiksel zekanızı da has safhada kullanıyorsunuz. E, denge kabiliyetinizi, refleksinizi, e, bu çöküp kalkmanızı. Mesela 3 set üzerinden oynanıyor bu spor. 12 puan alan seti kazanmış oluyor. E, mesela karşı taraf 2 set aldı. Ya e, karşısındaki sporcu da 3 set aldı. Bu maç 5 sete kadar uzadı. Şimdi 5 set oynanılan bir e, maç içerisinde karşı tarafta iyi ise yani Hani deriz ya biz halk e, tabirinde kıran kırana bir mücadele. Şimdi kıran kırana bir mücadelede yaklaşık 300 ila 400 kere çök kalk yapılıyor bir maç içerisinde. Yani oradaki kaloriyi siz görün. Yani muhteşem bir spor. Ya çöküp kalkması, alta eğilmesi. Bu şekilde oynanabilen bir spor. Hem spal, yeni bir Türk sporumuz. Tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti resmi spor branşımız olarak yer alıyor. Ee, bu şekilde e, şimdi biz bunu, benim bu sporla tanışıklılığım yaklaşık 7 ay e, buluyor. 7 ay önce bu sporla ben tanıştıktan sonra kendime dedim ki şimdi ben bir dergide gördüm. Şimdi dergide şöyle yazıyordu. %100 Türk sporu. Türkiye Cumhuriyeti resmi spor branşı. deyince ben bir durdum. Dedim ki ya ne oluyor? Hem spor. İsmi gerçi evet. öyle olmasa değil da, değil mi? <laughs> şimdi e, bizim amacımız bir günlük, iki günlük değil. Bizim amacımız dünyayı oynatmak. Ve zaten o şekilde ilerliyor. 9 tane ülke. Şimdi şöyle. Bunu, bir, e, tamam katılıyorum. Yani dünyayı oynatmayı düşündüğünüz için hem bal yaptınız diyelim. Evet. Ama bugün judoyu, tekvandoyu da bütün dünyayı yapıyor. Evet. Değil mi? Tabii ki de. Onun için yani bir Türk ismi olsaydı bence daha iyi olurdu. Şimdi bu sporu e, bulan Madem hocam... Madem ki Türk sporu. Evet. Değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sporu Murat Altınay diye İzmir'de yaşayan bir hocamız buldu. Murat hocamız karşı tarafta oynayan uzun saçlı hocamız. Murat Altınay. Sporu evet. bulan hocamız. Karşı tarafta oynayan beyaz tişörtlü siyah yelekli hocamız. Şimdi Murat hocamın soy ismi Altınay. Murat Altınay. Ben kendisine bu sporla ilk tanıştığım zaman sormuştum. Hocam dedim. Neden ismi Hemsbal? Şimdi bilmiyoruz ya daha yeni tanışmışız sporla. Dedi ki e, ne koyayım dedi. Başka ne? Sence ne koyayım dedi. Ben dedim ki hocam muhteşem bir soy isminiz var Altınay. Yani muhteşem bir soy ismi. Dedi ki ben dedi bunu dedi 3-5 kişiye oynatmak için dedi bu sporu dedi ortaya atmadık. Türkiye bunu 3-5 kişi oynatmak için kabul etmedi. Dünya bunun peşinde dedi 3-5 günlüğüne koşmuyor dedi. Bu spor dedi dünyaya oynatabilmemiz için dünya ismiyle konuşmamız gerekiyor. Çok haklı. Şimdi Almanya'da e, voleybol oynuyoruz biz, e, Almanya'da Frankfurt'ta voleybol oynuyoruz. Bir tane e, Alman şöyle diyor, voleybal, ya diyorum voleybol, diyor ki hay voleybal, voleybol. Şimdi biz yazdığımız zaman bir voleybolu, futbolu, basketbolu, basketbol, voleybol o harfini kullanarak yazarız, okuduğumuz gibi yazarız. Şimdi... Çünkü çok ilerlemiştir. O kadar kabul etmişizdir ki ülkemizde. Bunu o kadar benimsemişizdir ki. Şimdi çok çok e, uzağa gitmeyin. 2-3 yıl sonrasına şimdi e, şimdiden söylüyorum. ileride hem bol diye yazacaklar. Bol diye. İşte nasıl okunuyorsa öyle yazacaklar. Çünkü 2015 yılında e, biz yurt dışında antrenör kursu açmayı düşünüyoruz. Ve e, sadece biz düşünmüyoruz. Karşı taraf bunu istiyor. Yani yurt dışı. Şu an 9 tane ülke bunu kabul etmeye hazır. Hoca, hocalarınızı bize gönderin. İlkokullarımızı, ortaokullarımızı ders olarak koyalım diyor. Çünkü mesela e, oynayan sporcu 12 yaşında. Berkay Eker diye bir sporcumuz. Mesela onun e, matematiği muhteşem. Kendi okulundaki dersinde. Matematiği, dersleri. Şimdi bu sporda anlayabiliyorsunuz bir insanın matematiği, e, görsel zekası nasıl. Çünkü bunu düşünerek atıyor. Savaşıyor. 4 metre. 155 cm, 4 metre uzunluğunda, 155 genişliğindeki bir alanda savaşıyor karşımdaki. Görmeniz lazım. Biz sporcularımız şu an 11 tane lisanslı sporcumuz var kendi kulüp bünyemizde Yıldırım Spor Kulübü'nde. Kendileri hat safada bu şekilde oynuyorlar. Peki, ba bu malzemeleri nereden buluyorlar? Ma malzemeleri gerek internetten temin edebilirler. Peki, şu top aslında ne için üretilmiş? Herhalde bu, bu top, spor için bu üretilmedi. Top, bu top e, tamamen bu Çünkü spor için. Çünkü bizim gençliğimizde de çocukluğumuzda evet. da vardı bu kavuşuk toplardan. E, şimdi eski nesil e, çok e, top, bu topu gördüğü zaman hemen o, onu söylüyor bana. Daha hatırımızı sormadan hocam bizim zamanımızda bunu gördük diyorlar. Ben de diyorum ki evet e, bunu tek değil herkes söylüyor diyorum sizin yaş gruplarınız. Diyor ki ya biz küçükken bu topu alırdık isabet attırmaya çalıştık oraya attırmaya. Ama bu top sadece hemspol için üretildi. Bu %100 top, kavuşuktur bu top. Bu top bizim zamanımızda bakkallarda satılıyordu, evet. mahalle bakkallarında. Şimdi <laughs> bu su, evet. bu top %100 kavuçuk bir top, 95 gram ağırlığında yaklaşık bir akıllı telefonun ağırlığı kadar. Ee, bunu bıçakla dahi kesemezsiniz bu topu. Yani e, siz ölene kadar kaybetmeniz müddetçe sizle beraber olur. Ee, bu şekilde böyle bir sporumuz Peki bu bunun şekilde... kurallarıyla ilgili. Herhangi bir site var mı? Hemspon.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. E, gerek e, sosyal ağlardan Facebook'tan, Twitter'dan. E, Hemspal diye yazdığınızda gerek Balıkesir Yıldırım Spor Kulübü yazdığınızda bizim çalışmalarımızı da görebilirsiniz. E, bizim e, kendi bünyemizde yani Balıkesir Yıldırım Spor Kulübü adına pazartesi, çarşamba, cuma günleri antrenmanlarımız gerçekleşiyor. Profesyonel eğitim alıyor e, takımımızdaki sporcular. Ee, bu da akşam 7'de antrenmanımız başlıyor. Yaklaşık saat 9-9.30'a kadar sürüyor. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri antrenmanımız gerçekleşiyor. Ee, henüz kendi bir milli takımı yok. Kendi bir federasyonu yok. Herkes için spor federasyonuna bağlı bir spor. Ee, çok yakında kendi federasyonunu kurma yolunda zaten ilerliyor. Şu an zaten 6 tane kulüp kurulduğu an hem sporda lig oluşturma gibi bir düşüncemiz var. Şu an zaten biz biriz. E, gerek birinci kulübü biz kurduk. Temelini biz attık kulüp olarak. Ama bu e, şu anlama gelmiyor. Biz yatalım, diğerleri çalışsın anlamına gelmiyor. Temeli biz attık, inşasında biz yapacağız inşallah. İşte e, sadece bunun için uğraşıyoruz. Ya yeter ki e, ülke sporumuz, vatan sporumuz ilerlesin, hem sporumuz ilerlesin. Şimdi bir beden eğitimi öğretmeninin bana söylediği şu, diyor ki, hocam diyor, ben çocuğumu diyor, bir beden eğitimi öğretmeninin söylediği bu. Ben çocuğumu diyor dört büyük sporda harcatmak istemiyorum diyor. Yani şimdi bir düşününce insan diyor ki ya gerçekten dört büyük sporda. Ya bir bigadişte top oynayan birinin futbol oynayan biri bana şunu söylüyor. Ben futbolu bırakacağım bu spora gireceğim. Ben onu duydum. Dedim ki ya sen dedim oynuyorsun ligde oynuyorsun sen nasıl futbolumu <laughs> bırakacaksın? Ya diyor bırakacağım diyor futbol mu? Ya şimdi Çünkü şu, doğuydu herkes. Şimdi şöyle yani videolardan gördüğümüz kadarıyla şimdi dikkat, koordinasyon, işte sürat, çabukluk, yani her şey var bu sporun tabii içinde. Ki de, tabii ki. Senin di. biraz önce söylediğin gibi hani eğilip kalkma, çömelme, işte uzanma gibi bir takım sürekli, süreklilik arz eden hareketler olduğu için de gerçekten yani bir fitness salonunda harcamış olduğumuz kaloriyi burada harcayabiliyorsunuz. Tabii, tabii ki de. Ne kadar sürüyor süresi? Ee, şimdi süresi yok. Ee, sayı üzerinden oynanıyor. 12'de bitiyor. 12'de sanıyor. bitiyor. 12 sayıyı alan iki fark olmak zorunda. Yani 11-11 olduğu zaman 13'ü e uzar. 2 fark olacak aynı bir voleybol sporu Valybol gibi. Voleybol setleri 3 evet. ee, seti kazanan e, maçı almış oluyor. Yani bu 5 sete kadar uzayabiliyor. Şimdi evet. bu her yerde oynanabiliyor. Bu spor... E, hem Spor. Mesela bu kapalı bir alan. Açık alanda da oynanabiliyor. Çim e, çim sahada da oynanabiliyor. E, yeter ki 4 metreyi 155 olan bir yerde e, kurulsun, tamamen komplik eğitimini hemen e, profesyonel bir şekilde çizimleri yapılsın, hemen e, sahaya oturtturalım, oynayalım. Çünkü top sadece bu tabla tablo üzerinde sekiyor. Herhangi bir yerde tablada ya da herhangi bir yerde top sekmiyor. Yani bu şekilde. İstediğiniz her yerde bu spor oynayabilirsiniz. Evet, şimdi burada çemberin üzerinde Hemsball Evet yazıyor. Demek ki yeni bir spor olmasına rağmen artık e, sektörde bu işe el atmış. İşte topunu imal ediyor, çemberini imal ediyor. Şu tablasını. Tablası, imal ediyor. evet, özel e, kabartmalı. Yani bu tablası da enteresan. Demek ki. Evet bu spor artık yavaş yavaş koşmaya başlamış. Ya, şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de hangi spor branşı olursa olsun. Yani bana bir tane branş e, söylesinler desinler ki 2014 yılında Türkiye'den 200 tane antrenör çıkaran bir tane spor branşı söyleyeyim bana. Desem sadece emspol. Muhteşem bir şey. Bir yılda sadece 2014 yılında 200 tane antrenör çıkarttı bu spor. Bu gördüğümüz spor ve e, bunu Sadece Hı. oynamanızı tavsiye ediyorum bir kere denediğiniz takdirde e, diğer spor branşlarını yani bir judocu bile bu sporu bırakabiliyorsa milli sporcu milli judocu bunu kendi oynadığı branşı bırakıp bu spora girebiliyorsa yani ben e, her gün şaşırıyorum. Ama her şimdi gün. sizin sporunuzun öyle bir kötü tarafı var değil e, diğer mi? Diğer sporları bıraktırıyor. Futbolcuyu bıraktırıyor <laughs> judocuyu bıraktırıyor <Evet. gülüyor> yani bu, o da iyi bu, bir şey değil aslında. Şimdi e, ben 2002 yılında tekvando ile spora başladım. 2002 yılında tekvando ile e, sporla tanışıklığım tekvando branşı ile oldu. 2010, 2011'de e, uluslararası açık e, şampiyonalara, tekvando şampiyonalara girdik. E, ve 2011'den sonra profesyonel hayatı bıraktım. Daha sonra antrenörlük yapmaya başladım. E, şimdi bu sporu sevdiğim kadar, Şimdi o kadar açık söylüyorum. Bu sporu sevdiğim kadar, tekvando branşını sevmiş olsaydım... Gerçekten benimsemiş olsaydım bu sporu benimsediğim kadar... İnanın şu an belki olimpiyat sporcusuydum. Yani bu sporu e, anlatamıyorum bile. O kadar benimsemişiz ki... Ne peki? Eski. Yani sizi cezbeden ne? Cezbeden ilk başta Türk sporu. Şimdi videoda gördüğümüz kadarıyla tabii oynamadığımız için bir şey diyemiyoruz. Evet. Onun için soruyorum. Şimdi bu sporda... Ee, ilk başta benim için gelen Türk sporu. Ülkemin sporu. Türkiye'den çıkmış. Şimdi ben bu topu elime aldığım zaman e, inanın ay yıldızı bayrak gözümün önünden geçiyor. Çünkü Türk sporu. Ben bunu oynarken büyük bir zevk alıyorum. Ülkeme hizmet ediyorum. En Gerek azından, oynayarak oynatarak. En azından biz bulmuşuz. Evet. evet. Türkler bu. Atasporu Türkiye, Türkiye diye, diyebiliriz. Evet, i̇nşallah Atasporu. ileride atasporumuz olarak da anılacak. <laughs> evet. Peki tarihte hiç böyle bir oyun oynanmadı mı? Tarihte böyle bir oyun oynanmadı. Dediğim gibi 2011'den bu yana bu sporla tanışıklığımız var ülke olarak. Ee, geçmişte de böyle bir spor e, duyulmadı, görünmedi. Sadece 2011'den sonra bu şekilde oynanabilen bir sporumuz. Peki e, böyle e, sektirme olabiliyor mu? Şimdi, dikkatimi çekti. E, çember içerisindeki alana iki kere mi? Üç yok kere yok mesela. Elinde iki kere sektirebiliyor Topu, musun? topu mesela aldım avucumun içine aldım. Topu 5 saniye içerisinde elimden çıkartmam gerekiyor. Yok, Bunu demiyorum. sektirebilirsiniz şu şekilde. Yok, top on gelirken yakalamaya çalışın. yumuşatabilirsiniz. Yakalayamadım, bir tabii. daha yakaladım. Mesela top Bu aşırı, olabiliyor değil mi? Tabii ki de. Top aşırı sert gelir. Topu gelirsiniz, yumuşatırsınız, yakalarsınız. Hı. Ya da göğsünüze kontrol edersiniz. Eee kontrol edersiniz. vücudunuzu tutarsınız. Yeter ki e, topu tutmamız gerekiyor. Düşmemesi gerekiyor. Tabladan dışarı ayağımızın basmaması, elimizin basmaması. Topun düşmemesi gerekiyor. Mesela bu antrenmanımızdan görüntüler. Bu şekilde. 23 tane atış stili var bu sporda. 23 tane atış stili. Gerek alttan atışlarımız, gerek fırıldak dediğimiz falsol atışlarımız, ters bilek atışlarımız, zigzag atışlarımız, altın ay atışımız, bilye atışımız, bir sürü 23 tane atış stilimiz var. Sadece bu, e, şu aşamada, 3 yıllık bir e, geçmişi olan bir sporda, neredeyse 4'e gireceğiz, 2015 yılına gireceğiz. 4 yıllık bir sporda, 23 tane atış stili bulunabiliyor. Mesela bu ters bilek çalışıyor mesela sporcumuz bu şekilde. Peki gençlerin ilgisi var mı? Gençlerin ilgisi… Çocukların e, daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim, e, ilkokullara, ortaokullara, liselere ve üniversiteye biz Balıkesir'in birçok yerinde tanıtım yaptık. E, Gidiyoruz gerek e, kulübün sporcularıyla lisanslı sporcularıyla gerek tek olarak gidiyorum yeri geliyor 800 kişiye 500 kişiye aynı anda anlatıyorum e, bu topu şöyle yapıyorum bu topu e, ben buraya koyuyorum oynamak isteyen dediğim an e, ya sanki savaş çıkıyor orada çocuklar alıyor biri çekiyor e, bir okula tanıtım yapıyorduk benim hırkam yırtıldı çocukların çekmesinden evet. yani yeter ki hocam şu topu ver öğretmenim topu ver yani Böyle bir mükemmel bir spor. Rağbet çok çok fazla. Topu eline alan bırakmıyor. Peki 28'inde açılış yapacaksınız. Evet. 28 Aralık e, 2014 yılında yani bir yaklaşık e, 11-12 günümüz var. E, dünyanın ilk hemspol kulübü yani Balıkesir Yıldırım Spor Kulübü e, gençlik merkezimiz Balıkesir merkezdeki gençlik merkezi çok programlı spor salonu açılışımız gerçekleşecek. E, tüm halkımız davetlidir o gün orada açılışta tabii ki de açılışta yani. e, orada Hemsbol tanıtılacak. Hemsbol nedir? Nasıldır? Burada tanıttığımız gibi aynı şekilde orada sahada e, birebir canlı video ile değil birebir canlı e, komplike bir tanıtımımız, eğitimimiz olacak. E, ondan sonra ufak çapta turnuvamız olacak. E, açılış konuşmaları için e, gerek Murat hocamız e, teknik heyeti burada olacak. Kendileri bura, e, düşünsenize bir e, futbolcunun, futbolu bulan bir adamla tanışma gününü düşünsenize. Yani öyle bir futbolcuya ben desem ki, bu bu sporu bulan adamla bir tanışsan, diyor ki, ya tanışamam, O yaşasa bile tanışamam der. Cilalı Yaşan, taş devrinde onu bulan. <laughs> değil mi? Yaşasa bile tanışamam evet. der, o kadar insan. Şimdi bu sporu bulan kişiyle de tanışacak. Evet. O günü herkesi bekliyoruz saat 2'de Tabii, olacak. Balıkesir için de evet. güzel bir tanıtım olacak. Evet saat Aynı 2'de zamanında. olacak açılış programımız. 28 Aralık 2014 günü saat 2'de açılışımız gerçekleşecek. Herkesi bekliyoruz. Başta sizleri bekliyoruz. Daha sonra tüm halkımızı da bekliyoruz. Peki. Bu şekilde. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Teşekkür ederim. Sevgi seyirciler, Hemsbal'ı tanıtmaya çalıştık ama e, tabii ki e, bu programla tanımamız mümkün değil. E, bu Hemsbal'ı hem tanımak hem tanıtmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Antrenmanlarımızı bek bekliyoruz. Spor Günü'nden bugünlük bu kadar. Bir dahaki Spor Günü'nde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.